Tamam güzel oldu. Demek Mesut süreyle aldatıyorsun beni. Ne yapayım? Biraz oynayayım. Herkese veriyorum şakalarımı. Buradaki <laughs> şakalar orada mı? E herhalde. Dinlesene. Ben sana o yüzden soruyorum dinledin mi diye. Dinlemediysen benim <laughs> için çok iyi. O yüzden ben hakkıma... rakiplerimi dinlemiyorum biliyorsun. Mesut Süre senin rakibin mi Çağla? Herkes benim rakibim Caner. Aa, aa. Konuşan ağzı ve dili olan herkes. Aa! ağzı olan ve rakibim. podcast yapan herkes senin rakibin. Podcast yapmasına bile gerek yok konuşuyor olması. Ağzından yani. ses çıkan herkesi ben rakip olarak görüyorum. E, o zaman gene de ben senden isteyeyim. E, bana ha. hakkını helal eder misin Mesut Süreyle program yaptığım için? Bence biraz düşünmem lazım. Çünkü bu ölümden sonra sonsuz varoluşunu etkileyen bir karar ya. O zaman sana şöyle yapayım. Ben sana düşünmen için bu konuyu biraz Mesut Süre vereyim. <laughs> i̇şte böyle böyle seni attıracağım o programda. Burayı kesiyoruz. Mesut abi'yi çok severim. Güzel rabarba oldu valla Güzel rabarba yaptı. Ee, evet bu hafta uf, acı bir olay yaşandı. Gün, gün, geçmiyor ki bir ülkemizde bir gariplik daha yaşanmasın Çağlar. Ülkemizde yaşanmadı bende yaşandı. Ha sende mi yaşandı? Kristal geyiği kaybettiğimi öğrendim. Ah ah nereden öğrendin acaba? Senden öğrendim. Adaylık bu gördüm baktım Çağlar Alkan kaybetmiş. Hemen ona Instagram sen DM'den yolladım. Sen benim yoldum. kaybettiğimi mi gördün aday oldun mu gördün? Aday olduğunu gördüm ama kaybettiğini de biliyordum. Benim ikisinden de haberim yoktu. Ya. Ben daha önce de kristal Geyi'ye aday olmuştum. O zaman bir şekilde haber vermişler ya e-mail mi attılar. E-mail atıyorlar ben atmışlar. Sana da mı attılar? Hı. Sonra kimse aramayınca beni kaybettim herhalde diye düşündüm. Yani kaybettiğimi ghostingle anladım gibi bir şey oldu. Herhalde kazansaydım ghosting yapmazdım. Kazandığını söylüyorlar zaten. bir. Kazandığını ghostingle öğrenmiyorsun. Ghostingle öğrenmiyorsun direkt sana e ediyorlar. Ama kaybettiğini ghostingle öğreniyorsun. Kaybettiğini ghostingle öğreniyorsun. Bu sene adaylığımı da ghostingle öğrendim. <laughs> Adaylı da kimse haber ver. Üzülürsün diye söylemiş olabilirler mi? Kazananlar, kaybedenler o yüzden söylemiyor olabilirler mi? Ben de daha önce kaybetmiş bir insan olarak bana da haber Sen vermiştim. de Kristal Gey'i mi kaybettin? Yok ben Itü İTÜ e, sosyal medya ödüllerinde yılın komedyeni adaylarından biriydim geçen sene. Peki sen nasıl öğrendin bunu? Beni mail attılar. Sonra adaylar açıklandı. Kazanan açıklandı. Aha. Ben dedim kaybettim herhalde dedim. Kazanan başkası olduğu için hemen anladım. Sen de kaybettiğini kaybettiğini <laughs> ghostingle öğrendin. Tabii ki. Tabii ki. Ama şeyi normal öğrendin evet, aday oldun. Ben aday, aday oldum. olduğumu da bu sene öğrenmedim. Aday etmek bir şey değil mi ya? Bir rızaya tabi değil mi? Kim bilir daha neler kaybettim haberim yok. Ya bir sürü var <laughs> Allah bilir hangi ödülleri kaybettim. <laughs> Kim bilir yani? neler kaybediyorum Belki her gün. Panten Kelebek ödüllerinde yılın çıkış yapan komedyeni olarak sen gene kaybettin. Peki ben vardım orada ve kaybettim. Mesela haberin bile yok yani. Haberim yok. Bu arada ödülü e kim kazanmış? Baturay. Baturay Özdemir. Güzel bir şey Baturay. Evet, Baturay'a da tebrik ederiz buradan. Son derece hak edilmiş bir ödül. Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle jüriye para yedirdiğini düşünmüyorum. Hı. Kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum. Asla, asla, sakın. <laughs> Ama şunu söylemek istiyorum. Keşke haberim olsaydı da, hani benim de belki jüriye para yedirme gibi bir şeyim olabilirdi yani. Evet, haberin olsaydı en azından şike yapılacak bir süren olurdu. Evet. O süre bile sana verildi. Bana şike için fırsatla da tanınmadı. <laughs> Haber verilmediği için. <laughs> Gerçi bu galiba popüler oyla yapılanmış. Öyle belki yani. Kadıköy'de sandıklar açılmamış olabilir, sen belki kazanmışsın. Bilmiyorum yani evet demokrasi yine sınıfta kaldı evet, bence. Evet bence de demokrasi, sandıktan yine batura Özdemir çıktı. <laughs> evet. Ghosting eskiden iyi bir şeydi hatırlar mısın Çağla? Bir problem oldu zaman ghosting yani. Bir problem olduğu zaman ghosting. Bizim mesela bulaşık makinesi çalışmıyor bayağıdır uh -huh. düzgün. Aha, sen ghostluyor musun? Bunu ghostluyorum ben. Bulaşık makinesi. Yani yokmuş gibi davranıyorum. Yüzleşmiyorsun bulaşık makinesiyle. Bulaşık makinesi problemini yüzleşmiyorum yani. Genel olarak hayatımı ha. o şekilde yaşıyorum. Ben de bizim banyodaki musluğu gosluyorum. Sen de gosluyorsun. Evet evet akıtıyor. Yaptırmam ha. lazım. O evet. yokmuş gibi davranmış. Vanayı kapatıyor. Arayacaksın Arıyacaksın, bekleyeceksin. O usta işte. gelecek. Ustayla muhatap ol, ustanın çıraklığını yap, ustaya evet. döner söyle, bilmem ne falan, hiç gerek yok. Gosluyorum direkt musluğu. Bu hafta yüzümü güldüren diğer bir şey de Sayın Cumhurbaşkanımızın Elon Musk'a hanımın nerede demesi oldu. E hanımı niye getirmedin? Çünkü sorarlar. Hangi hanımı? İşte hangi hanımı o arasında konu. Elon ama hemen olayı kapamış orada fark ettin mi? <laughs> nasıl açıklayabilirdi kendi kendine Elon? İşte çok merak ediyorum nasıl açıklayacaktı. Ka <laughs> Hanım durumunu çok yani. Which wife diye böyle. <laughs> Ay, ya da direkt Borat'a bağlarmış. Orada tuttu bence Elon kendini. My wife. My <laughs> wife. <laughs> My wife. 11 çocuğu var Elon'un. Son 5 tanesi. iki ayrı hanımdan. Olur olur. Hanımlardan bir tanesi çalışanı Elon Musk'ın. Aha. Ee, ve hiçbir cinsel münasebet ve romantik ilişki olmadan yapıyorlar. Çünkü. Nasıl yapıyorlar? Tüp bebek. E tüp, bebek. bebek. tüp bebek tehlikeli değil mi? Patlamaz mı bir anda? <laughs> Ona ateşle yaklaşmamak lazım. Tüp, bebek. Oo, tüp patlayabilir arkadaşlar. Bu şakaların hepsi aleyhine kullanılacak. kullanılacak farkındayım zaten. Rakiplerimi teker teker eliyorum kristal Rakip gençler. olarak görmem beni hiç hoş. hiç hoş değil. Evet, ben sana bu, orada selam yolluyorum. tüp bebek oluyorum. şakasını yayınlayarak. <laughs> bunu yayınlamayacağız bunu keseceğiz. <laughs> Saçmalama. Hayır tüp bebek patlar şakası? Gerçekten benim kariyerimi bitebilebilir. <laughs> bunu mu yapıyorsun Caner Dağlı diye? <laughs> evet evet. Elon Musk... Cumhurbaşkanımıza görüşmeye bir çocukla geldi. Bir de o da ilginç. Çocuğun neydi? X miydi bunun adı? Neydi falan dedi. İşte X değiş... X evet. Aynen. Full ismini söylemek mümkün değil. Evet. X neydi? X Ray. Ben Elon Musk'ın bildiğini de düşünmüyorum full ismini. Şş, sarı sarı olan çocuk gel. <laughs> Twitter'ın eski kurucusu alsın o çocuğun ismini değiştir. <laughs> Senin ondan sonra bundan sonra adın Cemil Marki diye. Senin <laughs> adın bundan sonra Twitter. <laughs> Eşim oğlanla bir kez böyle kendi başına uçtu. Hı hı. Ben onları havalimanından almaya gittim işte. Ee, neyse bunlar bir geldiler bir baktım oğlanın montunun üzerine kart vizitini iğnelemiş. Niye? Kaybolursa çocuk. <gülüyor> Küçük müydü? <laughs> Küçüktü böyle 2-3 yaşında falan. Evet çocuğa valiz muamelesi yapması çok iyi bence. 18 evet. yaşına kadar çocuklara bence o koluna bir tane şöyle çıkmayacak şekilde festivallerde olan bilekliklerden konulmalı. Ya da kulağın arkasına bir çip falan bir şey konması lazım çocukların. Evet evet bence de. Köpeklerin konuyor ya. Köpeklerin konulduğu şeyler çiplerden orada numarası, seri numarasından evet, evet. kimin çocuğu olduğu, adresi falan çıkmalı. Tabii tüp bebeğe takamazsın. Tüp bebeğe tak ya yani, tüp bebekli patlar çünkü patlayabilir. <laughs> Sen valizini tanıyabiliyor musun havalimanında mesela? Ee, tanırım. Mesela 10 metre öteden ah bu benim valizim diyebiliyor musun? Derim derim direkt derim. Nasıl diyebiliyoruz? Bütün spesifik. valizler birbirinin aynısı. Hayır benim spesif valizlerim spesifiktir. Nasıl spesifik? Bütün valizler aynı marka, aynı renk, lacivert ya da siyah. Hayır insanın valizi kendine benzer. Ha öyle mi? Tabii ki. Benim de valizim de biraz böyle şeydir, pejmürdedir böyle <laughs> deformedir biraz. Aa bu benim valiz. Aynı valizden 10 tane olsun ben kendi valizimi Kendi valizini? Tabii ki tabii ki. Tabii. Ben tanımıyorum ve devamlı başka insanların valizini indiriyorum şeyden. Valiz kavgası yaşadın mı hiç? Daha yaşamadım hmm. ama çünkü alıyorum gitmiyorum yani açıp bir bakıyorum böyle bir inceliyorum diyorum ben bu benim valizim değil ben bunu bu kadar doldurmamıştım. Ama ben çocuğumu okuldan almaya gittiğimde de aynısını yaşıyorum. Ben bunu bu kadar şişirmemiştim. <laughs> bu kadar şişik değil yemiyor anacığım yemiyor yani. Yemiyor anacığım bu yeni Aynen. nesil yemiyor vallahi. Yemiyor İnsanın çocuğu da kendine benzer biliyor musun Çağla? Oradan da bulabilirsin bak benim valizim bana benziyor. Sen de çocuğa biraz baksaydın belki sana benziyor. Evet evet. <laughs> Kadın voleybol takımımızın başarısı için ne düşünüyorsun? Ben alkışlıyorum kendilerini. Buraya bir alkış koyalım. Evet bir alkış lütfen. Evet. İnanılmaz bir performanstı. Ben voleybol ülkesi olduğumuzu o gün öğrendim. Final maçını izledim ben voleybol ülkesi olduğumuz Aha. gün. Ve beni etkiledi. Ne sıklıkla voleybolu izliyorsun peki onu sorayım. Ben o gün Fenerbahçe Ankara Gücü'de maçı vardı. Aha. Televizyondan Fenerbahçe Ankara Gücü maçını izledim. Laptop'tan da voleybol milli takımı. Aynı mi? anda. Aynı anda. Ama Ankara Gücü maçını kapatmadın. Kapatmadım. O kadar. Ya bizim ev o kadar voleybol evi değil. Bizimki futbol. Daha geçmedik voleybola. O yarın. Kadar da Aynen. Laptop'tan izleyebilecek kadar voleybol evi bizim ya. Ee, bu arada sen benim voleybol oynadığımı biliyor musun genç Ee, söylemiştim. Bir Alaçatı'ya geldiğinde bu voleybol konusu güzel bir şekilde açılmıştı. Tam 3 sene yedek oynadım. 3 sene yedek oynadım. Ortaokulda. 3 sene yedek mi? Zor. Şimdi şöyle mesela bu voleybol takımımızın başarısını izleyen orta boylu bir insan hı hı. şunu olabilir kendisine. Hani ben de uzun boylu olsaydım. Hı hı. Evet diyebilir, diyebilir. Ben kendim oynadığım için şunu biliyorum. Uzun boylu olmak yetmiyor. Ne gerekiyor? Başka ben. şeyler de lazım. Mesela bir maça çıktığı zaman böyle kaçmayacaksın. Sen sen böyle <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oynayan bir çağlalkan var mı Ay! Evet aynı ben. Ya sırf uzun boylu olduğum için e, orta birde Bizim okulun e, voleybol antrenörü ve e, beden hocamız bana geldiler ve şunu dediler. Çağlı boyun uzun, potansiyelin var. Lütfen Hı. voleybol takımına gel. Ha sen voleybola kendin gönül vermedin. Yok, sonuçta kendin gidiyorsun tabii ki ama sonuçta onlar söyledi yani Hı. gir diye. Ve ben gerçekten girdim. Antrenmanlara gittim. Haftada üç gün maçlara gittim falan Üç sene boyunca. Yedek kaldın. Yedek oynadım. Yedek kaldım deniyor Çağla. Yedek oynadım denmez. Hayır ben yedek oynadığımı düşündüm. Yedek oynadım ve maçlara girdim de bazı smaçlardan korktum. Ondan sonra 3 senenin sonunda aynı insanlar işte hocamız ve antrenörümüz bana gelip şunu söylediler. Çağla <laughs> boyunuzun potansiyelim var. Lütfen git biraz da başka sporları piçet. Daha yavaş sporlar. Daha korkmayacağın, ürkmeyeceğin spor. <laughs> Ani hareketlerin olmadı. Sen spor... sana doğru topun gelmediği sporları bence seçmelisin. <laughs> He, topun doğru... benden uzaklaştı. Uzaklaştığı, uzaklaştığı sporlar. sporlar sana daha uygun diye yavaş düşünüyorum. yavaş bir şekilde. Bence golf'e potansiyelin var Çağlar. Bence 3 sene yedek golf oynarsın sen Evet bugün e, konumuz ha. internet ve internetin hayatımıza soktuğu bir kavram olan influencer'lık. Influencer'lık influencer'lık çok önemli bir konu. Çok öykündüğüm, evet. gördüğüm, sevdiğim bir. Var konu. mı takip ettiğin influencerlar Kapak açar var mesela soda kapağı açıyor her gün bir kere. Soda kapağı açıyor çeşitli materyallerle. Hadi canım. Tabii ki, tabii ki. Mesela bir gün masa açıyor. Bir gün ceketle açıyor. Ay bir ne gün kadar bir tane... yaratıcı. Bir gün kamyonla açıyor ve bu insanın benden fazla takipçisi var. Nişanımızı aldık. Evet, vuramadık. Ama masumdan oldum. Şimdi canımız sıkıldığı için bunu açmamız lazım. Evet şurası gayet ideal. Evet. Bu kadar basit duyduğum en yaratıcı konseptlerden bir tanesi. Benim en beğendiğim influencer bu adam bu arada. Bunu sen de yapabilirdin bu arada. Bu arada izledim ve şunu gördüm. Aklıma gelmişti lan bir şey açmak, bir şey açmak herhalde. Evet. Haydi. Ama işte olmadı. Bir tane de şey alkolik bir influencer var. alkolik bir influencer. var. Sabah teken yani açıldı. Alkoliyi kendi, yani, kendi, kendi yani alkolik, biz söylemiyoruz. Kendisi yani kendisi kendi beyanı alkolik. Şey oldu. alkolik. Yani utanmadan alkolik. Influencer alkolik. Evet, alkolik değil, rahat bir alkolik yani. Sabah tekel açıldığını bütün insanlığa duyuruyor. Bizde dalga geçmiş yalnız Bizde bir Bizde de şey dalga geçmiş yerine. evet. Sen gördün mü onu? Ben bir yerde Nikolay Tesla diyorum ya Nikola evet. Tesla demek yerine. Uh -huh. Orada onunla dalga geçti bir videosu var. Uh -huh. Benim Nikola diğer yerine Nikolay dememle. Millet Nikolay Tesla'dan önce nasıl soğuk bir şey anlamıyorum. Benim de idolüm Nikolay Tesla Nazım Hikmet'ten sonra ama. Hepsinin ruhuna Fatiha kardeşler. Bu adamlar büyük adamlar. Einstein'ı da unutmayın. İnternet yokken insanlar müzik gruplarına nasıl isim buluyorlardı? Mesela bu benim aklıma takılıyor. Yani e, şey oluyordu genelde. Mesela diyelim senle ben müzik grubu kurduk. Evet. İsim bulmamız lazım. Hı hı. Anadolu Rock hı hı. grubumuz var ikimizin. Tamam. İsim lazım, isim bulmamız tamam, lazım. Tamam bulalım hemen de Bir tane. isim bul mesela ne bulacaksın? İşte burada ne var? Kapı. 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 Grubumuz adı Kapı. 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 Evet. Biraz basit ama kapı. Ama kapı gibi bir grup gibi deriz. Kapı gibi grup. Kapılar olsa mesela. Ha, kapılar. 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 Grubumuz adı Kapılar. Kapılar. Tamam mı? Kapılar. Tamam. Sonra da mesela ilk single'ımızı çıkarttık. Açık Kapılar. Hayır, kapılar grubumuzun ismi. Tamam. Jingle'ımızın ımız. ismi de şey mesela insanlar bir garip. Heh, mesela olabilir. Ki grubumuzun ismi kapılar oldu. Tamam. Single'ımız ismi de insanlar bir garip oldu. Tamam olsun. Ve sonra biz çok başarılı olduk. Hı, -hı. Sonra yurt dışına açıldık. Hı -hı. Sonra yurt dışında bizim grubumuzun ismini İngilizce'ye çevirdiler. Hı -hı. The Doors. <laughs> Single'ın ismi People Are Strange. Tamam. Süper bence olur. Ama o zaman işte şeye giriyor. İntihale giriyor. Ha, olsun kendi intihale. Çünkü The Doors diye bir grup var. Hı -hı. People are strange diye de şarkıları var. hayır kapılardan. Kendim evimizdeki kapılardan ilham alıyor. Biz <laughs> ne bilek doğrusu ağam. Da doğrusu biz ne bilek ağam. internet yok gazete yok. biz <laughs> kapılar koyduk. Kapılar koyduk. İnsanlar bir garip diye de güzel bir şarkı yaptık. İnsanlar bir garip. Ha, bir gidiyoruz Liverpool'a. <laughs> Hayda The Doors diye grup var. Ve şarkısı var. Şarkısı var. İnsanlar <laughs> Garip. Aynen. Peki bunu yapmaya ne dersin? <laughs> i̇nsanlar Bir Garip. Kapılar diye grup kuralım sen de müzik grubu ve ilk şarkımız İnsanlar Bir Garip olsun. Kapı gibi albüm. Kapı gibi albüm geliyor. Evet. İlk şarkımız İnsanlar Bir Garip. Ya da şey Yuvarlanan Taşlar. Yuvarlanan Taşlar da olur. Onu da düşünelim. Tabii tabii. O da olur. Grup ismi. Yuvarlanan Taşlar. Bugün herkesi ilgilendiren bir konu var. Evet. Hepimizi, gündemimizde. Evet, evet her zaman. Mesela ekonomi konuşuyoruz herkes ilgilenmiyor. Ne bileyim dünya barışı konuşuyoruz kimse Hiç ilgilenmiyor. değiller. Evet ama bugün herkes ilgilendiren bir konu. Evet. Influencerlık. Ben evet. de beğendiğim konu bu galiba. Hepimiz influencer olmak istiyoruz. Evet. Influencer olarak hayatımızı kazanmak istiyoruz çalışmadan. Geleceğin mesleği bilgisayar mühendisliğinden de influencerlık çıktı. Evet kimse okumak istemiyor. Kimse kimse kimse. Herkes kolay yoldan para kazanmak istiyor ve evet. bunun da en kolayı influencerlık gibi kolay. gel, geldi bana. Ben, bana, bana öyle geliyor ben de onu deniyorum ama olmadı şu ana kadar İnşallah olacak. Ne yani tıp mı okuyalım 7 sene? Fizik çözmek zorunda mıyım ben kardeşim? Evet, ben boğaz ol... içine mi girelim yani? Vallahi, ot diye mi gireyim ben bir de? Yani girenlere bak ne oldu? Girenlere bak. Şu an burada hepsi böyle içeri bir girsen 5 tane ot var 3 tane boğaz içili var. Nerede? Evet. Neyse o yüzden bu işten anlayan bu işi bilen evet, uzmanı olan uzman bir kişi var bugün ee, sevgili Tuna Kenar bizimle beraber Tuna merhaba hoş geldin Selam Çağla, selam selam Caner hoş selam buldum Tunacığım, selam Tunacığım. Ee, Tuna reklamcı. Eee reklamcı evet, yıllardan beri olaylar öyle gelişti. Ee, Tuna di dijitale de iş yapıyor. Dijitale de iş yapıyor. İş, evet. Vallahi ben şöyle duydum Acun deli gibi içerik arıyormuş. <laughs> Hakikaten mi? Öyle diyorlar <laughs> Acun deli gibi içerik arıyormuş vallahi. Acun kim? Acun var ya bir tane. Hangisi? Ee, şey, Survivor'ı yapan adam. Eş... arası terlik giyen adam. Şeyma'nın eşi. Şeyma Subaş'ın eşi olan. Eski Eş... eşi. Eş... 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 Tamam, Eş... Evet. şimdi hatırladım. Eski eşi, pardon. <laughs> bu işte ne kadar para var? <laughs> evet. Bu iş nasıl oluyor? Bir genel hatlarıyla öğrenmek istiyoruz. Şimdi bu influencerlık artık yeni bir celebritylik değil, değil mi? Bizim zamanımızda bir ünlülük mertebesi vardı. Televizyona çıkınca olan. Televizyona çıkardın. Maxim Gazinos'una çıkardın. Evet. Şarkı söylerdin, dans ederdin, filmlerde oynardın. Böyle biraz da zincirleme, reaksiyon. Şam'dan'a çıkardın, kelebeğe çıkardın, bunlara çıkardın, ünlü olurdun. Evet, yapman gereken şeyler belliydi. Ya bir gazino patronuyla beraber olacaksın. İşte evet, erkeğimin ayaklarını bile yıkarım diye bir demeç vereceksin kelebeğe evet. falan. Öyle evet, kelebeğe demeç vereceksin. Evet. Albümün olacak. Ama albümün olduktan sonra, Tuna'nın beyinde de şöyle doğru. Albümün olacak, sonra diyeceksin ki sevdiğim erkeğin geyşası olurum. Sevdiğim erkeğin kuması olurum mu diyeceksin. Denmez. Geyşesi olur. olursun. olursun evet doğru. Daha mantıklı. Neyse yani bunlar şimdi bu olaylar çok değişti son zamanlarda. Artık kimin ne olduğu belli değil yani. Evet. Hani nitelikli veya niceliksiz, niteliksiz bir emek var. Hani e, bir, yani günün sonunda herkes de o influencer olup bilmem kaç yüz bin liraya story atamıyorlar veya ne bileyim. Evet. Öyle oldu. Ama, her, ama orası tabii ki de çok rekabetin olduğu bir yer influencer olmak için. O yüzden de biraz dertli. Yani sky the limit yapılan ve yapılabilecekler konusu. O biraz dertli tabii. Yani göbeğini sallayanlar var. Göbeğini göbeğini sallayan influencer mı var? Var, var. Ben de biliyorum. Göbeğin var. Var ve çok iyi. Ya yani iyi derken bu arada iyi geri aldım. Çok popüler. Şöyle söyleyeyim, eee bir, 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 bir şap 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 diye göbeğini sallıyor evet. ve bundan böyle bir yüzlerce video var. Bu Hadi canım. adam bundan vazgeçmiyor ve bir yanda 1 milyon takipçisi falan oldu. Ama bunu yapmadan önce en az 800-900 kere Göbeğini salladı videolarda. Direndi, o göbeği sallayarak influencer oldu. Göbek var, sallayana bilemem. İşte bahsettiğimde bu yani adam öyle bir göbeğini salladı ki milyonlar kitleleri peşinden koşturmaya bildi. Göbeği olan herkesin şapkasını önüne alıp bir düşünmesi lazım. Ben neyi yanlış yapıyorum? Ee, bu konuda hakikaten e, e, muvaffak olan bir tane henüz var. Ama ikinci bence halkımız açıktır diye düşünüyorum. Eğer göbeği bence olan de, bence de, bence değil, de. bayanlar veya kadın ve erkekler değil. Ee, bu konuda biraz daha çalışsa veya göbeğini daha iyi konumlandırsa halka karşı bir şeyler olabilir gibi geliyor. Bir şey soracağım. Şimdi ben mesela influencer'ım diyelim. Evet. Bir milyon takipçim var mesela. Ve Haberleri gibi. Sen, mesela... evet, sen benle çalışmayı düşünüyorsun mesela bu benim 1 milyon takipçimle ilgili bilgiyi sana ben mi veriyorum yoksa sen bir üçüncü bir kaynaktan mı alıyorsun? Senin vermen daha sağlıklı oluyor. Üçüncü kaynak gün sonunda o data da senin data. Ama benim doğruyu söylediğimi nereden bileceksin? Ya, olabiliyor ama onu bir kere yapıyorsun. Bir kere kandırabiliyorsun insanları, markaları haklı olarak. Hmm. Verilen reklamın başarısından mı anlaşılıyor ne oldu aslında? başarısından vaat ettiren şu kadar kişi görüntülemiş etkileşim olmuşsa Mesela bir link koyacağın zaman günün sonunda sen bir şöyle şu ürünü al kaydırın hadi falan dediğin zaman ...basıyorsun gidiyor ya... ...o gittiği kodu görebiliyorsun... ...oradan gelen kim gelmiş... ...gelenler ne almış falan gibisinden... ...hani üründe hizmete değişiyor. Peki mesela bu kullanıcı sayısını... ...yapay olarak arttırmak mümkün mü? Ben Çok mesela. mümkün. Çok Öyle mümkün. mi? Parayla alabiliyorsun Çağla. 2 milyon takipçi var... ...bir post yapıyorsun tamam mı... ...50 like alıyor. <laughs> ha. Öyle hesaplar yani var. Zaten... Ama ben eminim... ...yapay zeka vesaire... ...hani sayesinde... Abi sanki gerçek bir kullanıcıymış gibi ara ara işte tepki veren falan şeylerin yapılması da son derece. Aynen o yüzden de hani o ürün satılmadığı noktada da çok fazla bu sürdürülebilir bir şey değil yani. Tabii tamam, bir kere, iki kere, üç kere yaparsın. Bu arada mesela şu an dünyanın en çok takipçisi olan influencer'ı kim biliyor musunuz? Ronaldo. Falan. Ronaldo falan. Ronaldo var. evet. Cristiano Ronaldo 600 milyon takipçisi var. 600 milyon mu? Herhangi bir şeye post ettiği zaman 600 milyon insanın önüne düşüyor. Allah Ya aslında önüne düşmüyor bu arada biliyor musun? Düş, düşmüyor evet. mu? Düşmüyor. Ne oldu? Ronaldo şu an Kepek şampuanı reklamı yapıyor bu arada. O evet evet çok onlar tabii. da çok oynuyor. Hepimizin kepek evinde anpuanı. vardır herhalde o bahsettiğin şampuan özellikle erkekler için olan. Evde de kullanıyor var. merak ettim. Head and Shoulders mı kullanıyor yoksa İpek şampuan <laughs> Bidonla alıyordur, onu dolduruyordur. Öyle öyle zengin oluyor bunlar. <laughs> aynen, aynen. Şöyle oluyor, onlar hani hepsini göstermiyor ıı, şeyin. sistemler, onun işte belli bir kısmına gösteriyor postunu ama herhangi bir bir şey demek istiyorsan dünyaya ıı, evet. Ronaldo herkesi diyebiliyor bu arada. Ev ev kapı kapı dolaşmasına gerek yok. Ronaldo'nun eski kız arkadaşı süper model Irina Shay. Evet, bilirim. Evet, ne kitabını mı okudun? Yok yok, baktım yani. Bu Irina Shayk'tan ayrıldığı zaman Irina Shayk 11 milyon takipçi kaybediyor. Eee, tabii ki. Ronaldo tabii öyle. ki, tabii ki. Yani demek ki bu insanlar gerçekten e, temiz duygularla takip etmiş. E tabii ki. Irinayı. Herhalde yenge olarak takip edenler. Yenge olarak takip edenler. yenge olarak takip edenler bir anda ilişki bitti mi biz de ayrılıyoruz. Biz evet. Ronaldo, biz Ronaldo abimize gelmiştik. Biz seni bacımız olarak bildik, Aa, tanıdık. Biz, biz sana öyle bakmıyorduk öyle <laughs> gözle bakmıyorduk sana. <laughs> Böyle bikinli koydun ama biz o posta hemen geçiyorduk. Direkt ilişki bitince arkadaşları paylaşanlar gibi Ronaldo'nun takipçiler bir anda gitmiş. 11 milyon kişi bırakmış. Aynen inanılmaz. Değil mi? 11 milyon kişinin yengesiydi ama gerçekten. gerçekten. milyonlara yengeymiş yani. Çağla mesela çok yakın bir arkadaşım var diyelim Ayşe. İşte Caner'le çıkıyor. Tamam mı? en doğru. Sonra Caner'le ayrılıyor. Sen Caner'le zaten görüşmüyorsun ya bir noktada hani. Hatta sonra o çocuk seni üzecekti biliyorduk falan filan deyip sonra şey yapıyorsun. Kendini işte. Ronaldo'nun arkadaşı zanneden 11 milyon kişi var demek Be, biz bu ilişkiye inanmıştık diyen 11 milyon kişi. Bu ilişkiye yatırım yaptık. Duygusal yatırım. Yani bunu duyup Ronaldo'yu takipten çıkmak da bir iş ya. Arayacaksın Ronaldo pardon. Şey. <laughs> Ama gerçekten inanmış bir insan yapar bunu. Bunlar gerçekten inandığını düşünen insan olduğu için o mesaiyi de harcar ona bence yani. Evet ben Irina'da kalırdım bence. Sen kız tarafısın. Ben genelde kadınları haklı buluyorum He. bu tip şeyleri. Ama İl, yani Ronaldo'dan da gazlayan olmuştur diye düşünüyorum ben e, son ta. Ama çok Ronald şeyin kitlesi nicelik olarak az olduğu için... E, e, ne sert Asar diye. Irina Irina efendim Irina. Yerli influencer sanıyorum. yerli evet, influencer, evet, ülkemizde ikamet eden bir influencer. Bir şey soracağım. Bu bizim yerli influencer'ların yurt dışında esamesi okunuyor mu sence? Yani yurt dışında da var mıyız? Varız aslında ya. Şey i̇şte göbek sallayan kardeşimiz gayet o Arap Yarımadası tarafında bayağı tutuldu hatta böyle orada açılışlara falan gidiyor. Yani e, ben hani Hı. çok pragmatik bir e, mantıkla baktığımızda ülkemize döviz getiriyor o açıdan bakabilirsin. Tamamdır şey body pozitif pozitif. Pozitif evet. pozitif o da çok yani Caner ve benim için aslında biraz da şey oldu. O bizim adamımız gibi yani evet, göbeğimiz bir umut ışığı gibi bir şey de oldu ha, benim için. Evet. Ee, peki sence Tuna iyi bir içeriği, iyi bir içerik yapan şey ne? Of onu keşke bilsek ya. Yani <laughs> e, iyi bir içeriği, iyi bir içerik yapanın kuralı olsa keşke yapsak. Mesela bir tane şey vardı ya psikiyatriste gittim incinmişsin dedi falan diye bir şey vardı. <laughs> evet. 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 Hasan abi, bugün psikoloğa gideceğiz. Ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı <laughs> diyemedi. İncinmişsin <laughs> dedi. O, o herhalde 4 milyar kez falan e, kullanılmıştır ve insanlar bunu işte böyle çekip dublaj yapıyorlar ve incinmişsin dedi diye böyle şey yapıyorlar. Mesela bunun bir şekilde bu tuttu. Böyle bir şey bir tane daha keşke biz daha böyle bir şey yapsak. Onu evet. bırak şey Türkiye'deki bankalar dünyadaki büyük bankalara satarız öyle bir şey yapacağımızı bilsek. Mesela bu arada TikTok diyor ki şey content creator'larına veya işte kullanıcılarına bakın diyor biz hangi videonun tutup tutmayacağını biliyoruz diyor mesela işte senin normal bir kullanıcı olarak sana senin diyelim videonu 10 kişiye gösteriyoruz biz. Alakasız. Hani keşfet meşfet bir şeyler var ya. Onların verdiği tepkilerden eğer olumluysa tabii onun olumlu kriterini we yani bilmiyoruz bu arada. Olumlu tepkisini verdikten sonra 100 kişiye gösteriyor. Onlar da okeyse bin kişiye gösteriyor. Sizin bahsettiğiniz bu 2,5 milyona vurma olayı var ya. Biraz da öyle oluyor. Yani onu, biz biliyoruz neyin tutup tutmayacağını ama nasıl biliyorsunuz? Söylemiyorlar bize. Biz de o formülü bulamıyoruz. Böyle işte yok e, şeyle mi üstümüzü mü çıkarsak. Bak memojlarına şey e, Caner Yıldız koyabilirsin. Halk seks istiyor diyebilir miyiz? Seks atar Hulk. diyebilir miyiz? Ya sadece seks istemiyor ya bu arada bence. Yani Tuhaflıkla beraber. Bence de, ya ne tutuyorsa bu arada artık. Ben mesela şeyi seviyorum. Köpek stilisti var bir tane. Mehmet Güneş biliyor musunuz? Mehmet Güneş'te yokum. Eğer kötü gününüz kötü geçiyorsa açın bir şeyi izleyin yani. Böyle bir ufak bir köpek. Aha. Taş tıraşı olurken. Yani tıraş de... ediyorlar köpek berberi. Ama çok Aa. şey. Ama ne, ama ne ona tıraş. O sanat yani tıraş bu, bu, değil o. Bu beni alır ama. Bu beni alır. Ben bunu izleyebilirim. Evet, yani bir yıldız yaratılıyor her defasında. Şeyi e, bir adam var Ankara'da berber e, ee, ASM takıyor, mikrofon takıyor, milleti köpürtüyor, köpürtüyor falan. ASMR böyle yani iç gıcıklayıcı ses demek değil mi ASMR? Evet mesela bir kız var böyle işte diyelim ne bileyim şöyle zımba var tamam böyle şöyle yapıyor tırnakları da uzun ablanın. Tıkır, tıkır tıkır Zımba, zımba falan yapıyor tamam mı? <laughs> Yani işte ne bileyim bunu herhangi bir işte ne bileyim goffet içinde yapabiliyor. Evet. Ne bileyim işte ar yazı için falan da yapabiliyor ve yüz minmin yani bayağı tutuyor ve hakikaten de e, ya yani görünce de izliyorsun. Böyle <gülüyor> seksi <gülüyor> yapabilirim bilemiyorum. <Görünce> de <laughs> Şöyle yapsam. Ha mesela birkaç tane öyle bir kaç. Hayır, abi o iyi bir mikrofon alırız sana bu işin özel mikrofonlar var sevgili Çağla. Yani bir yatırım maliyeti olacak. Ah, dur bir tutana tutana bir dur ses çıkarma yayında duyacağım değil mi? Bana gelmedi bu sesler de. Sana, bunu... sana gelmedi. Yayında duyacaksın Tuna bak. Sakallarımı sürüyorum <laughs> bu mikrofonu. Bu kadar bence bu podcast bundan sonra ASMR podcast. Biz yapabiliriz bunu. Mesela ne ikimiz olacak? de mesela konuşurken bak, bak. sen başla mesela. Bak, bak. Sevgili Çağla şöyle de yaparsan böyle. Ya bende tırnak yok. Buna. Bu arada galiba mikrofonu bozdum ya. Galiba bundan sonra ben sakallarımı sürttükten sonra buradaki podcast stüdyosu lav edilecek diye, diye düşünüyorum. Ve en azından kimse... lağve edilebilir <laughs> dezenfekte edilebilir ilk başta lav edilebilir. Boş ver sen onu tırnak yaptıralım sana bak. Gel buraya ilk çıkışta. Tırnak sanatı diyorsun. Aynen Neil Art'a geçeriz. Abi Teşekkür olur. ederim. Ben ellerimde herhangi bir şey olmasa rahat edemiyorum. Yani, Yüzük, konfor konfor alanı konfor alanında tırnağı. olmuyorsun. İlk, olmak istiyorsun. Para olmak istiyorsun ama İlk, konfor alanında. olmak da istemiyorum. Gerçi bir şey soracağım. Bu işte ne kadar para var? Biraz da ona göre karar vereyim ya. Evet yani. parası nedir? bu işin raici nedir Tuna yani... Bey? Bir bakkaldan başlarsın. Günde atıyorum 200'e 1000 lira kazanırsın. Sonra işleri iyi <laughs> yapar bir tane yaparsın. Bu böyle hani hadiince hadi sen influencer oldun şundan sonra sana ayda 500.000 lira vermiyorlar. zaman. Şöyle söyleyeyim Danla Bilic ne kadar kazanıyor ayda? Bana bana sayılarla gelir evet, evet. Tahtında gözümüz varmış gibi evet, olacak evet. ama var yani. Tahtın da yani herkesin gözü olabilir yani ki en doğal hakkımız. <laughs> evet evet. Yani çok yüksek rakamlara story attığını biliyorum. Ne yani kadar bizim... bir story mesela? Var ama mesela. Danla bir şekilde takipçileri de onu seviyor ve güveniyor ve kad kadın hmm. o güveni almış yani. Şöyle bir şey hani o danılabilik ve... Şey. Sonuç da alıyorsun yani. O da herhalde tahminim seçici davranıyor. Mesela dandik bir krem önermiyor diye tahmin ediyorum ha. mesela. Tahminim ıı, herhalde bir tane story 300-400 bin liradan aşağı olduğunu düşünmüyorum ya. Öyle mi? bir story story yani posta değil evet, bir story. Evet. Ya benim ya benim bu arada tabii ki de ya bu öngörüm bu arada az bile söylüyor olabilirim de Peki sen bu bank, bank mesela diyelim biz influencer'lık yaptık. Parayı neye yapacağız? Direkt yüzümüze mi yatırıyoruz parayı? Direkt ben yüzüme yatırırım. Halktan aldığını halka yatırdığı gibi düşünebilirsin. Parmen almak, almak Allah'a mahsustur Bir trend ben... başlatın. Böyle trendler oluyor ya böyle işte Ice Bucket Challenge. Evet doğru. Ee, böyle işte plank bir ara plank vardı hatırlıyor bir ara musun? Bir plank vardı. Bir ara şey tuvalet kağıdı sektirme vardı. Bir ara su kapağını böyle ayağınla açıyordun. evet mi? evet o da vardı o da vardı. Ya, o trendi bulmak çok zor ama keşke bulsak ya. Dab, dab dansı vardı hatırlıyor musunuz dab? Dab dansını ben hatırlıyorum. Dab. Her bir şeyde varım ben. Çocuğunuz varsa çocuğunuzu arkadaşların önünde rezil etmek istiyorsanız. şunu yapacağım. Dab. Dab. Anneciğim ben geldim. Anneden genelde bazen böyle ergenlik döneminde bir utanılır ama böyle utanıldığını bence görmemiştim. Benim kadar çocuğunu utandıran <laughs> zannetmiyorum. Efendim. Ama sen arada viral oluyorsun. Anne viral olarak utandırıyorum. Bence sen bunu bilinçli olarak çocuklarına yapıyorsun. Biraz travma yaratmak gerekiyor. Ee, eser miktarda travma bence her zaman iyi. Var ya senden önce bunu konuşuyoruz. Konuştuk bunu eser miktarda travma yaşatılmalı çocuklara diye bunu konuştuk. Aynı cümleyi sarf et. Annen biraz garip olacak. Biraz garip oldu. People are strange diyeceksin yani. People are strange diyeceksin. Nelere bağlıyoruz ya vay be. Çakma. İşte kapılar. <laughs> Bizde grubumuz vardı da kapılar diye konuşmuştuk. Sen izlersin bölümü yayınladık. Evet diye. izlediğin zaman anlayacaksın <laughs> Tuna. Bir şey söyleyeceğim. E, zamanımız doldu. <laughs> Tuna Biz ayrılan sürenin sonuna mı geldik? <laughs> evet bizden sonra ana haber bülteni başlayacak Lafolla Podcast diye. Onlar da Aha. ASMR yapıyor diye duydum. ASMR diye biliyorum ben. Lafolla Podcast ASMR olarak dinliyorum. Gerçi onlar da bizim rakibimiz. Yılanın başını küçükken, küçükken ezeceksin. Evet evet. Evet. Ağaç yaşken eğilir. Aynen. Hizmetçi isken bulaşığı kendi yıkar. Ben gibi. <laughs> bunu <Bir> ilk kez duyuyorum. <laughs> Hizmetçi demesek de yardımcı mı desek? <laughs> yardımcı isken bulaşığı kendi yıkar diye düzeltiyor. E, ya mesela <laughs> masa başkanı yani. şey. Yani. zımba batırdım biliyor musunuz zımbayla oynarken? Kanıyor. Yok geçti, ee, geçti geçti. Tuna'cığım seni tetanoz açısına yollayarak program bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi hepinize. Biz de seni. Görüşürüz. Bay bay.